Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Arkadaşlar başımıza çok üzücü bir olay geldi. Mütçeş'in yanına gidiyorum. O da bana doğru geliyor zaten. Bundan aşağı yukarı 1-2 saat önce Mütçeş kayboldu arkadaşlar. Mütçeş gel bakalım. Mütçeş kayboldu arkadaşlar. Sonra Mütçeş'i bu şekilde yanıma gelirken gördüm. Üstü başı batmış bir derecedeydi. Tabi o zaman çekmedim. Çünkü kamp falan olduğu zaman YouTube ihlal veriyor arkadaşlar. O zaman bayağı bir yorgundu. Bakın her yeri darmadağın olmuş gibi. Size göstereyim. Dur bakalım, otur, otur. 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 Arkadaşlar her zaman olduğu gibi bugün de böyle ıssız bir bölgeye geldim yine. İnsanlar buralara gelmeyi fazla tercih etmiyorlar. Burası biraz ıssız olduğu için arkadaşlar. Ben de öğlen eve gitmediğim için ben geliyorum buralara. Ot da burada iyi. Yani işte arkadaşlar böyle bir durum geldi başımıza. Keş yarım saat, bir saat gözden kayboldu. Otur. Otur bakalım. Otur. 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 Gözden kayboldu arkadaşlar. Yani her zaman kayboluyordu böyle. Ben de diyordum ki o zamanlar arkadaşlar kurt izi falan olduğu zaman kurt izine gidiyordu. Kayboluyordu ama yarım saat, bir saat sonra geliyordu. Bugün gittiğinde çok kötü bir şekilde döndü. Bir mücadeleye girmiş. Hem de amansız bir mücadele. Bakın üzeri başı kan olmuş. Yani burada çengelin önemi çok fazla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çengel giden keşin hayatını kurtarmış. Kanları görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar köpek de olabilir. Bu yabani bir hayvan da olabilir. Boğuştu. Bakın burnun ucunu yaralamış. Yani kurt falan da olabilir. Ayaklarından tutmuş. Boğazına hamle yapmış. Burada ufak bir yara var. Çengelcinin hayatını kurtarmış keş. Ve üzerindeki kanların arkadaşlar çoğu kendi yarasından değil. Sadece bakın şurada bir yarası var. Ondan biraz kan gelmiş. Bu yaraların çoğu diğer hayvandan bulaşmış. Hayvan ya da hayvanlardan. Tam bilemiyorum. O yüzden keşin bu mücadeleyi kazandığını düşünüyorum. Ama siz de söyleyebilirsiniz düşüncelerinizi. Keş. Kanların çoğu keşe ait değil. Tek bir yara var. O da boynunun altında. Ama bakın bu tarafta komple kan. Sırtı kan. Ama yara yok mesela. Çengellerin ucu. Bakın çok sivri. Keş. Keşin zaten iyi bir köpek olacağını arkadaşlar ben biliyordum. Keşin bir yaşına yeni bastığı zaman iki tane kurdu nasıl kovaladığı YouTube kanalımda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Keş böyle bir haftada bir vukuat işlemese rahat etmiyor arkadaşlar. Ben keşin iyi bir köpek olacağını emindim yavruluktan beri. O kurtları kovaladığı videoyu da izleyebilirsiniz. Keş gerçekten cesur bir köpek oldu. Yabani hayvanlara da iyi gidiyor. Ama bu olayı bir türlü anlayamadım. Artık yabancı köpekler mi vardı bu çevrelerde geldiler, boğuştular. Kurt falan mı vardı? Drone'la da arkadaşlar bir tarama yapacağım. Bakalım artık bir leş falan görebilir miyiz ya da yaralı bir hayvan görebilir miyiz? Ya da bir yerde bir leş vardı. Başında kurtlar mı vardı, köpekler mi vardı, boğuştular. Kızanda dişi mi vardı? Bilemiyorum. Drone'la bir tarama yapacağım. Bir şey görebilirsem sizlere de bunu yansıtacağım arkadaşlar. Keş bayağı bir yorgundu. Mahvolmuştu arkadaşlar. Bakın burada hep kan ama yara bere yok. Keşin bu mücadeleyi kazandığı belli. Aslan parçası. Günden güne bu katlarını büyütüyor arkadaşlar. Ama bakın bu hayvan keşin hemen boğazının altına hamle yapmış. Çengel orada olduğu için fazla bir darbe yapamamış. Belki de kalabalıklardı arkadaşlar. Ya köpekler ya da kurtlar kalabalık da olabilirler. Keş çok yorgun. Şimdi arkadaşlar şu anda sabah erken saatleri. Öğlen olduğu zaman bakın şu yukarıda otlayan keçilerimiz şu anda habersiz. Onlar da yavruları var. Emdiriyorlar. Ama bugün keşe özel bir süs sağacağım bunlardan. Tabi buralar böyle ıssız bölge olduğu için kapkacak yok buralarda. Poşetin içine sağacağım.
Sonra biraz da ekmek doğrayacağım. Eğer keşleri yakalayabilirsem. Keşke bunu yedireceğim. Keş bugün çok yorgun. Zaten eve gittiğimizde süt ve yumurtayla güzel buna bir yal hazırlayacağım arkadaşlar. Ama şu anda keşin yine besine ihtiyacı var. Bakın ne kadar yorgun. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Mücadeleye girmiş. Aslan parçası. Keçileri öğlen eğer yakalayabilirsek güzel sağarız arkadaşlar. 2 taneyi. İçine ekmeğimizi doğrarız. Poşetin içerisinde elimizde keçi yediririm. Bakalım inşallah. Keçileri yakalayabiliriz. Yine de bir hareketimle hemen böyle başına dönebilir arkadaşlar. Çok fedakar bir köpek. Bakın üstü başı batmış. Ama bir yerde yarası var. Kan çok. Keş ne oldu oğlum? Dilin olsa da anlatsam be. Yediğin içtiğin de sana helal olsun Keş. İyi bir köpek olduğunu bugün de kanıtladın. Aslan paçası bayağı bir yorulmuş arkadaşlar. Ayakta uyuyor. Çengelcinin hayatını kurtardı. Bakın arkadaşlar çengelliler de aslan dur. Böyle sivri aldım arkadaşlar. Ve uzun aldım. Paraya biraz kıydık. Bunlar gayet iyi iş yapıyorlar. Bakın kurt murt böyle köpeğin boğazına falan saldırdığı zaman bunlar direkt devreye giriyor. Yani sürüye giden köpeğin çengel olması zorunda arkadaşlar. Güzel bir çengel olması zorunda. Olmak zorunda. Bütün keşirelle ki o hayvanı yere yatırmış arkadaşlar. Bakın hayvan genelde keşin ön bacaklarından tutmuş. Ve boğazının altından. Yani demek ki keş hayvanın üzerindeydi. Hayvan da keşin altındaydı. Alttan hep müdahale gelmiş. Belki de iki tane vardı. Bakın sırtında da müdahale var. Keş de o hayvanın ağzını tutmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın ondan sonra sırtına sürülmüş o kanlar. Ya da iki tanelerdi. Bilmiyorum yani. Her şey olabilir. Ama keşin yaralarını saracağız. Zaten ufak tefek yaraları var. Çok yorgunluğu çok. Keşin yorgunluğu çok arkadaşlar. Yaradan ziyade. Aslan parçası. Sen yat sana öğlen güzel bir süt sağayım. Güzelce iç onu. Kuzularımız gitti onların yanına gidelim arkadaşlar. Öğlen olsun sütümüzü sağalım. Keşi içirelim. Bakalım nasıl yapacağız. Keşleri yakalayabilecek miyiz? Keş! Yat oğlum yat. Helal olsun. Yediğin içtiğin sana helal olsun. Her gün kendini kanıtıyorsun. Şu anda arkadaşlar Keş Haziran'da doğdu. Ağustos ayı. Keş 15 aylık oldu. Bir yaşındayken iki kurdu birden kovalamıştı. O video kanalımda mevcut. İzleyebilirsiniz inanmıyorsanız eğer. Şimdi öğlen olsun da süt sağalım. Arkadaşlar şu anda öğlen oldu. Şimdi keçileri yakalamaya gideceğim. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Keş. Keşin arkadaşlar iyice kanları falan kurudu. Ama çok yorgun. Sinekler gelmeye başladı bu sefer de. Eve gittiğimde mavi fıs fıs da onları ilaçlayacağım. Yaralarına falan sinek konmayacak. Sen bekle oğlum biraz sonra keçi sütü içeceksin. Bayağı yorulmuş. Gelelim keçilerin durumuna. Çaktırmadan bunu arayacağım arkadaşlar. Bir çağırsam belki gelebilir miyim bilmiyorum. Gidi 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 gidik 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 gidik. Aha yakaladım. Yavrular denmeye başladı. Şşş, durma hanım ne oluyor? Şimdi sağacağım bunu arkadaşlar. Size bugün biraz süt az olacak tamam mı? Kusura bakmayın. Bundan bu kadar çıktı arkadaşlar. Yavrular bayağı emmişler. Şimdi diğer keçi de yakalamaya çalışacağım. O biraz ürkek. Gidi 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 gel gel bak bak elinde ne var bak gel çok ürkek arkadaşlar biraz akıllı bir keçi diğeri bana çok güveniyordu
Bu kuzudan arasında fişine sıkıştırsam eti yakalarım. Gel gidi gidi. Gel bak gel 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 gel. Gel gidi 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 gel gel gel. Gel gel. Gel gidi 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 gidi. Bak 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 bak. Elinde ne var gel. Arkadaşlar kovalamacanın sonunda bunu da yakaladım. Şimdi bunu da sağacağım. Bakalım bundan ne kadar çıkacak. Biraz önce yavrusu emdi ama yine de bir sağacağım. Yordu bize. Biraz da bununla çıktı arkadaşlar. Yine iyi yani, fena değil. Şu gördüğün keçi sütü arkadaşlar gerçekten ilaç niyetine, şifa niyetine. Geç. Oraklar olduğu için az süt çıktı. Yani normalde olsa bunu sadece şu kırmızı keçi poşeti doldurur. Geç. Ya, geç çok yorgun ya. Ya. Kral yorgun gel. Şimdi biraz da ekmek doğrayalım bunun için arkadaşlar. Başka bir poşette vereceğim. Geç. Nasılsın hasta? Arkadaşlar şu anda ekmeği doğradım. Sütü güzelce çektiler. Gördüğünüz gibi. Keçiler de oradan bizi seyrediyor herhalde. Çok güzel bir şekilde oldu. Sütü çektiler. Keçi çağıralım. Gel. 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 Bakalım. Yarasın aslanıma. Aslanıma yarasın. Oo. Yediğin içtiğin de sana helal olsun Keş. Çok yoruldu arkadaşlar Keş. Şimdi bu arkadaşlar böyle çerez niyetine. O sütün içindeki vitaminleri, minerallerini almasını sağladım. Ama eve gittiğimizde güzel bir sürpriz onu bekliyor. İyi bir ziyafet çekeceğim. Ben de başındayım. Poşet yemesin. Keş aslan parçası. Çok yorgun arkadaşlar. Oh, güzelce yaladı, süpürdü. Oğlum taşı niye attın onun üstüne? Taşı alalım. Eve gidince sürpriz seni bekliyor. Aslan parçası. Bol bol süt, bol bol yumurta. Katacağım arkadaşlar yala. Oh, vereceğim yesin. Yorgunluğu sadece o alır. Aslan parçası. Ayaklar falan kötü olmuş ya. Peş. Arkadaşlar bugün de başımıza böyle bir olay geldi. Her zaman başımızda bir olay var. Normal bir günümüz yok bizim. Ayaklarını falan yaralamışlar. Kanlar kuruyunca yaralar var mı yok mu ortaya çıktı arkadaşlar. Sırtında filan yara yok. Dediğim gibi sadece boğazın altında bir yara var. Bir de ayaklarında var. Eğer hayvan alttaysa bu da üstten tuttuğu için arkadaşlar ayaklarına saldırmış. Boyunun altına saldırmış. Eve gittiğinde tedavisini de yapacağım. Poşeti de buradan alalım. Sonra hayvanlar yiyor filan. Aslan parçası. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Keş her gün yeni bir vukuat işliyor. Bakalım sorumuz nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Keş'in durumu şu anda. Yaraları o kadar değil de yorgunluğu çok. Ama yaraları da belki şişebilir arkadaşlar. İlerleyen saatlerde. Bilemiyorum. Yarın her şey belli olur. Değil mi aslan? Burnun ucu falan biraz şişti. Ayakları şişebilir. Hayırlısı. Tedavisini güzel yaptıktan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yorumlarda arkadaşlar yazın. Neyle boğuştunuz sizce? Bakalım herkesin nasıl bir fikri var. Hep beraber görelim. Kendinize iyi bakın.